bu fotoğrafı bir de 8 yaşında duyduğum bir sesi vardı. Ama bugün 31 yaşında genç bir kadınsın. Evet. Daha bilinçlisin. Tekrar telefona alo der misin? Alo. Alo. Nasılsınız? Siz kimsiniz? Alo. Alo, siz kimsiniz? Esra abla, söylemiş miydin? Şaban Başak. Evet. Şu an bulunduğu yerde televizyon izlemiyor. İzliyorum, izliyorum, izliyorum. Telefon, şu an görüntüdeki genç kız kim? Tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Emine Aksu kim? Çap. Valla. Bir dakika. Emine Aksu'dan dünyaya gelen biri 88 doğumlu, diğeri 89 doğumlu. İki tane çocuğunuz var. Dini nikahlı bir beraberlikten, ilişkiden dünyaya gelmiş çocuklar bunlar. Evet. Bu iki çocuğu en son birini 1,5, diğerini de 6 aylıkken gördünüz. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. O 6 aylık bıraktığınız kız çocuğu şu anda 31 yaşında yetişkin bir kadın olarak karşınızda. Şimdi tanıdınız mı? Bir dakika, bir dakika oğlum, sus. Alo, beni dinliyor musunuz? Evet, dinliyorum. Şu anda ben konuşmaları dinledim. %99'u doğru değil. Doğru şimdi, olmayan nasıl? Nedir? Bizi bıraktığın yalan mı? Onlar şimdi çocuk. Görmüşler mi? Aynı şey yaşamışlar mı? Efendim? Televizyonun sesini kısar mısınız Şaban Bey? Dur, tamamen kısın. Sadece telefondan duyun beni. Evet, telefonu duyuyorum. Tamam. Ben şimdi güzel dinledim. Buyurun. Güzel dinledim. Doğruları anlatın annesi. Ondan sonra ben cevap vereyim. Doğruları anlatırsa. Siz anlatın doğruları. Emine Hanım'la bir ilişkiniz oldu mu ve iki çocuk dünyaya geldi mi bu ilişkiden? Evet. DNA testi yaptırır mısınız? Babasısınız. Evet. Anlatılanlar %99 doğru değil ama %99 baba siz misiniz? Şu avukat bey. Bir dakika, ben yan tarafa geçeyim. Buyurun. Yan tarafa geçeyim. Doğruyu anlatayım. Ha. Şu anda beraber konuşuyoruz. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Avukat bey. Hanım. Buyurun. Bir dakika. Oran verdiğiniz için ben de DNA test sonucu gibi açıklamak istedim. %99 baba siz misiniz? Baba benim. Tamam. Şu an hep 5 dakika bir şey anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. Dinliyoruz sizi de. Şimdi bir hemşehrimiz vasıtasıyla ben bu hanımla tanıştım. Hı hı. Sonra evlendik. Hı hı. Bir müddet yaşadık. Hı hı. Bir yerde bir ev yaptım ben başka semtte İstanbul'dan. Gelmem dedi. Hı hı. Neyse aramız açıldı. Bundan sonra bunun bir kardeşi var. Hı hı. Abisi neyse İstanbul'da çalışıyor, bir yere gittim ona. Durumu anlattım. Vallahi diyor fakat... ...kimsizlik yaşadık. Evet. Ondan sonra ben Arnavutköy'de yaşıyorum. Evet. Yerim biraz müsait, geniş bir yer. Ben burada affedersin koyun aldım. 50 tane koyun aldım. Hı hı. Annemle kardeşim koyun gidiyor. Ondan sonra bu şimdi gitmiş karakola benden habersiz. Kocam beni demiş bıçakladı. Nerende yaram var? Onlar da jandarmada geliyor beni karakola alıyor. Şaban Bey. Efendim. 31 yıl boyunca tüm bu yaşananların hiçbirini unutmamışsınız. Dün gibi aklınızda. Sadece şunu merak ediyorum. Evet. İki tane çocuğunuz olduğunu biliyorsunuz. Emine Hanım'la ya yaşananlar ne olursa olsun bu çocuklara bir gün geleceğim sözünü verdiniz mi? Ya tamam da bir tanesi bana bir erkek adam tutmuş bana küfretti. Görmek istiyor musunuz? İstemiyorum. Hala o geçmiş günlerde... Esra abla, sorar mısın bizim buyurun, ne suçumuz? Buyurun sen sor. Bizim ne suçumuz var? Bunlar... Biz senin çocukların değil miyiz? Ya, bir kere bile kızım demedin ya. Hepsi yalan. Şş, yapma. Biz senin çocukların değil miyiz? Sen ne biçim babasın? Bir kez olsun sahip çıkmadın bize.
O sene anlattıklarım 99'da yalan. Ya geçin onları, bugüne gelin. Bu kız sizi arıyor. Doğru, doğruyu anlat. Ya biliyor. Biz senin kızın beni... değil miyiz? Çocukların değil ya, miyiz? Onlar beni biliyor. Nerede olduğumu da biliyor. Kız kardeşimle konuşuyorlar. Siz onların nerede olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Neredeyiz? Niye görmediniz? Neden gelmedin? Benim ne işim var Samsun'da ya? İstanbul'da tutup aklıda dedik o alada. Ya biz senin çocukların değil miyiz? Çağban Bey, niye bu çocukları tanımadınız? Birinci gerçek bu. Bu çocukların babası olduğunuzdan eminseniz niye soy isminizi vermediniz bu çocuklara? Ya adam annesi benden kaçırdı gitti önce. Ya annem senden kaçırmadı bizi. Soruları cevap alamazsınız. Bak hırpalamayın kendinizi. Annem senden kaçırmadı. Olur. Benim yalanlarla işim olmaz. Sen gerçek bir insansın ya. Ben de seni bir baba sanıyordum. Tamam ya, ben kötü bir insanım. Ben kötü ya kimliğine niye almadın bizi? Niye bıraktın? Valla bence de kötü bir insansınız. Çünkü insan 31 yıl sonra senin derdi ki kardeşim bu kadar şey yaşandı. Kızım buraya. Sen oraya kadar gelmişsin. Ben seninle ben buluşacağım derdi. Ben doğruları anlattım. Ya tamam. Tamam hadi yalan söylüyorum. Ya ben senin kızın değil miyim? Hiç mi merak etmiyorsun? Ana baba bana küfrederken hiç kızın değildim. Ay küfürler diyor ay. Bitmemiş Sevim. Telefonda bana küfretti diyorsun yanında erkeklere. Seninle erkek konuşmadı. Yalan söyleme. Evet ben yalan konuşmam. Öyle yalan konuşmazsın. Ay tamam Şaban Bey, küfrettirdi. Bitti gitti. Bana gerçek bir şey söyleyin. Elle tutulur bir şey söyleyin. Söyleyemezsiniz. Çünkü bu kız tutulur, burada. Anlattım. Sen buraya niye gel? Ben buraya niye geldim diye sorsan oğlum. Ya ben seni bulmaya geldim buraya. Ya benim sen yeni biliyorsun yurdu. Ben seni yeni bilmiyorum. Ben seni tanımıyorum ya. Bakan görmedim anne. Bile. Sus. Yazıklar olsun bakan, ya. Gerçekten yazıklar olsun. Bakan annen. Ya bir kere olsun ki bir kere görmek de. İstedim yüzünü. Bir kere. Sen onu bile bize çok gördün. Geleceğim dedin bize kandırdın. Ya bir kızım deseydin ya. Yok o da yok. Ona bile duymadık senden biz. Çünkü aramadın, merak etmedin bizi hiçbir zaman. Ben merak ettim de siz bana oyun oynadınız. Biz sana ne oyun oynadık? Biz çocuktuk. Evet. Biz ne çocuktuk, ne size? Oyun oynayabiliriz sana? Ne yaptılar Şaban Bey? Bana küfrettiriyorsunuz, bana şey yaptırıyorsunuz. 6 aylık bir küfür yaptınız. 1,5 yaşında ve 6 aylık. Oraya dönün lütfen. 6 ay. O zaman evden ayrılıp kaçan giden kim? Onu söylesinler. Ya karakola gitmediniz benim çocuklarımı geri getir diye. Ya ben şimdi anlatayım. Niye gitmediniz nüfusa babalık isminizi vermediniz? Ya sen şimdi ben anlatayım sen anlamıyor musun? Anlamıyorum. Kimse anlamıyor sizi. 6 aylık bebeğin günahı ne? Siz bir açıklayın bunu. Kızınız bırakıldığında 6 aylıkmış günahı ne? Ya sen sokağa atmışsın. Herkes bunu söylüyor. He sokağa. Herkes Samsun'da. Söylüyor ya. He Samsun'da herkes bunu söylüyor. Haydi tamam da olan olmuş. Biz senin çocuklarınız ya. Hiç mi vicdan yok sende? Nasıl bir babasın sen ya? Samsun'da insan arayacağım. Şaban Bey. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun sana. Ben çok kötü bir insanım. İşim arayacağım. Adam. Haklı, ya çocuklarını arayacaksın çocuklarını. Şaban Bey. Sen bize bile silmişsin ya. Bize kaç çocuğunuz var Sevim'le Arife dışında? Bir evliliğiniz var mı şu anda? Var iki. İki tane çocuğunuz var. Evet. Hepsi sağlıklılar, hayattalar mı? Evet. İkisi de sağlıklı hayatta. Şimdi o çocukların gözlerine baktığınızda bu iki kızınız hiç aklınıza gelmedi mi? Ya devamlı konuşuyor, bunlar yalan söylüyor, yalan. Kimle konuşuyorsunuz? Sultan çiftliğinde kız kardeşlerim var, devamlı konuşuyorlar. Ya size soruyorum ben, size. Siz... Ya ben de konuşuyorum ama. Bana küfrettiriyor. Adam bulup adama bana küfrettiriyorlar. Tamam küfrettiriyorlar. İyi yaptırmışlar. Ne diyeyim ben yani? Ya tamam iyi yaptırmışlar. Tövbe tamam, yarabbim. Yalan söyledi Esra abla. Çok özür dilerim. Böyle bir şey asla söylemem de. Hala bir yerde makine gibi takılır ya böyle film makineli dırt dırt dırt. Orada kalmışsınız. Bakın Şaban Bey büyümüşsünüz. Burada bir kız var. Ne yaşandıysa bir yaşandı. Yalan var. Kocaman da bir yalan var. Biz de mi yalanız ne? Peki? Biz de mi yalanız? Ablamla ben de mi yalan? Yalan tabii. Senin konuştukların yalan. Biz senin çocukların değil miyiz peki? Senin konuştukların yalan. Biz senin çocuğun değil miyiz? Bu da mı yalan? Çocuğum için, çocuğum benim yanımda olur çocuğum olsa.
Arardın o zaman. Bir kere olsun arardın. Niye olmadın yanına o zaman? Madem çocuğunuz. Ben İstanbul'da yaşayacağım. Samsun'daki karıyı arayacağım. Ya kadın aramıyorsun. Çocuk arıyorsun. Ya aranan bulunur. Ne biçim insansın ya? Devamlı konuşuyorsunuz kız kardeşimle. Yapan da onlar yani. Kim yaptı sana ya? Biz mi dedik? Benim yerim benim yurdum dedi. 8 yaşındayken otobüse binin gelin dediniz mi Şaban Bey? Onu da yalan söylemişizdir. Evet. Dediniz mi? Anlamadım. 30 şey tekrar 8 yaşında otobüse binin İstanbul'a gelin dediniz mi? Ya dedim ama onlar benden daha gençler dediler. Annesi kız kardeşi Selim kayboldu dedi. Senin yanına geldiğim falan dedi. Gözüm hepsi numaraymış. Öyle bir şey yok Esra abla. Anladım. Yalan söylüyor. Peki. Şaban Bey bakın şu anda belki heyecanlısınız, belki streslisiniz, belki gerginsiniz. Çünkü insanın yıllarca kaçtığı olayla bir gün yüzleştiğinde tepkileri farklı olabiliyor. Sevim burada. Dilerim bu gece yastığa başınızı koyduğunuza kendinizle sorgulama fırsatı bulursunuz. Emine Hanım'la günahlar sizin günahlarınız, kavgalar sizin kavgalarınız. Ne Sevim'in ne de Arife'nin bu kavga ya da ilişkiye dair hiçbir etkisi yok. Sadece kızınız buraya sizinle kucaklaşmaya geldi. Dilerim siz de bu çağrısına bu gece yatıp sabah kalktığınızda olumlu cevap verirsiniz. Bizim kapımız açık. 31 yıl önce yaptıklarınızı tekrarlamazsınız. Sevim burada. Biz buradayız. Sizi bekliyoruz. Ya da çocukları Şaban Bey'in. Baba. Biz kardeşlerimizi istiyoruz. Kardeşlerimizi görmek istiyorlar. Acaba çocuklar biliyor mu iki ablaları olduğunu? O da tabii tartışılır. Bahar ve İslam konusuna geçeceğiz. Görüşürüz yarın. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.